Mağdur zaten. Önemli değil. Ama uzlaşma iradesi yok değil mi? Demek adam gelmediğine göre. Şimdi bizim elimize verilmiş olan metinde hafif cismani zarar ve hürriyeti bağlamayla ilgili bir suç var. Resmi gazetenin yönetmeliği 7'ye 4'e göre uzlaşma kapsamına giren bir suçun bu kapsama girmeyen bir başka suçu işlemek amacıyla ya da bu suçla birlikte işlenmiş olması halinde uzlaştırma yoluna gidilemez. Bu hakkımızı sizden esirgememek için bir suçu değiştiriyoruz. Yani illaki uzlaşma olsun. Bay Gruber Kazım, Avustralya vatandaşı, 56 yaşında, boşanmış, taksi şoförü, başkasının yanında parayla çalışıyor. 4 tane mağdur arkadaşımız seyir esnasında fiyat konusunda anlaşamıyorlar, problem yaşanmıyor. Kazım bir hareketle birisini tehdit ediyor. Dayak cennetten çıkmadır veciz sözüyle birlikte. Arkaya doğru attığı zaman bir kişi yaralanmış, mağdurlar araçtan inmek istemişler. Ama şoför bütün gün boyunca çeşitli yerleri gezdirmek suretiyle alıkoymuş. Paramı vermezseniz indirmem demiş, alıkoymuş. Hafif cismani zararla birlikte yaralanmışlar. Burada biz bize uygun şekline getirip yaralımız Ali Bey mağdur, diğer arkadaşlar dördü birlikte Avustralya'da zevk sefa için gezmiş olan arkadaşlar. Onarıcı adaleti sağlamak için mutlaka onarmamız gerektiğine biz karar verdik. Ve arkadaşlarla birlikte normal usulüne uygun tebligatları, telefon görüşmelerini yapıp çağırdık. İlk önce benim tarafsız ve adilane bir şekilde birebir görüşmelerle kendilerini dinlemiş olduğum zararları kendi iç seslerini dinleyerek kendileri dile getirdiler. Çeşitli talepte bulundular. Biz Nazilli'ye gideceğimizi ve sertifikanın sonuna yaklaşmamış olduğumuz gerçeğiyle çok hızlı bir şekilde geçiyoruz. Yoksa bizim hazırlanmamız çok daha uzundu. Ama İçinde bulunduğumuz şartlarda birinci mağdurumuz Ali Bey edim olarak 1.000 lira nakit artı özür dilenmesini istiyor. Maddi herhangi bir isteği yok. Bahri Bey'in edim olarak hastanede 2 gün ambulans şoförlüğü yapsın. Hiç olmazsa vicdani olarak insanlara hizmet etsin diye bir beklenti içinde. Emin Bey'in maddi herhangi bir beklentisi yok. Özür yeter diyor. Neslihan Hanım da kendisini sürekli gezdirmek suretiyle alıkoyduğu için 5 saat öfke kontrolü için gitsin, tedavi olsun, edim olarak böyle bir taahhütte bulunsun diyor. 4 tane edim giderilmesi talebi var. Failimiz Kazım Bey ise 400 lira yakıt giderinin olduğunu, bütün gün boyunca gezdiğini, yediğini, içtiğini arkadaşları ayrıca kendisine davranışlarından dolayı da 4 kişinin özür dilemesini istiyor. İçinde bulunduğumuz ilk görüşmede taraflarla birlikte nerede görüşüleceği, nasıl toplanılacağı, benim kontrolümde bu işlerin yapılacağına dair ben tarih verdim, saat verdim, kendileri kabul ettiler. Onun üzerine ikinci görüşmeyi birlikte yapıp yapmayacaklarını ve karşılıklı görüşüp isteyip istemediklerini sordum. Hızlandırılmış olarak sunuyorum. Yani az önceki gibi veciz anlatıma döndürebilirim. Yok yok, iyi oldu. Yani çok özür diliyorum çünkü yol gideceğiz. Yani burada bana geliyor gidir gönderme ama yok. Bizim programlanmış bir çalışma takvimimiz var. O takvime uygun gideceğiz. Tamam, yola bir itirazım yok. Peki efendim. İçinde bulunduğumuz şarjlarda neydi? Gruber Kazım Bey kendisinin mağdur olduğunu, akşamleyin ustasına veya patronuna bu parayı ödemezse işini kaybedeceğini. Ben olayı özetleyip ayrıca tebligat ilk görüşmeyi kesip tamam, onlar bir eşlik. Peki. Sesiniz buyurun. Nasıl gideceksiniz ya onlar birlikte mi gidiyoruz? Bizim için problem değil. Buyurun. Şimdi efendim içinde bulunduğumuz şartlarda sizin ben de
savcılığın bize vermiş olduğu görevlendirmeyle her ne kadar hukuk bürosunda görüşüyorsak da tarafsız, adil, sizin sesinizi dinleyerek dosyanın bize vermiş olduğu yetkiyle içinde bulunduğumuz şartları değerlendirip uzlaşma iradenizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili karşılıklı bir görüşme yapmamız gerekiyor. Sizi dinlemek istiyorum. Ben az önceki arkadaşlar dinlememişti. Ben öncelikli olarak arkadaşlar olayı kısaca bir anlatmak istiyorum. Arkadaşlar olay günü ben beklerken durağa geldiğimde belli şehirde gezdirme, şehir müze vesaire yerlerinde gezdirmelerini, sonra da bir yerde yemek yemelerini ve bu konuda beni taksimde gezmek istediler. Söylediler, ben de önce şehri gezdirdim, sonra yemek yemeler için gittiler. Ben 3-4 saat lokantada, kapısında da bekledim. Daha sonra da akşama kadar gezdirdikten sonra, en son indireceğim zaman ücret konusunu söylediğimde paranın çok olduğunu söylediler. O nedenle ben arkadaşlardan parayı ikinci kere istediğim zaman bu para çok, sen adam mı soyuyorsun diye bana söylediler. Bunu o hiddetlenerdi. Ben elimi arkaya atmış bulundum. Önde olduğum için o arasında arkadaşlardan birinin yüzüne geldi. Ondan sonra ben parayı verene kadar gezdirmelerini istedim. Ama onlar benim paramı vermediler. Beni sabah da beklettiler. Ben bu nedenle kendilerinden öncelik olarak günlük yevmiyemi ve yakıt giderim olarak 400 lira istiyorum. Ayrıca benden akşam kadar beklettikleri için ve ücret ödemekleri için özür dilemelerini istiyorum. Sizin edip tekliflerinizi biraz önce sunmuştum. Birebir görüşmede usul gereğince karşılıklı değil, benim üzerimden bu görüşmenin yapılması için tekliflerini duydunuz. Mağdur olarak ne düşünüyorsunuz? Valla Köşat Bey'le teklifleri duyduk ama kabul etmemiz mümkün değil. Biz bir özür yeterdi. Karşıda gece tarifesi açtı, gündüz fiyatı istedi. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani biz burada tamamıyla dolandırdık. Kendi adıma konuşmam mümkün değil. Avukat Bey, taksimetreye bile başmadı. Bize itiraz ediyoruz. Hanımefendi. Biz kabul etmiyoruz tabii ki. Beyefendi çok hırçın davrandı. Arkadaşıma bunu evet. Yani böyle sürekli bir hızlı, süratli şekilde şehir içinde gezdik, gitmek istedik, inemedik. Valla bakın şimdi anlaştınız. Anlaşmadınız. İsterseniz Aydın Barosu'ndan Sümer Bey var avukat. Kendisine bir danışın. Danışma ücreti en az 500 kağıdınız. Onun için şurada mütevazi fiyatlar var. 1000 lira 400. Ayağımız alışsın. Bu benim ilk yozlaştırmacılık görevim. Yani anlaşamazsanız paranın yarısını alacağım. Gözünü seveyim. Bu işte içinde bulunduğumuz şartlarda ikinci görüşme yapalım. Karşılıklı buyurun. Olabilir. Niye olmasın? İkinci görüşme biz tekliflere açığız tabii. Ben arkadaşlarla... En az 5 saat tedavi. 2 gün şoför. 1000 lira para. Ben arkadaşlardan... Özür de var. Onları kurtarsın, onu bile. Nakit de sıcak diyelim. Mesele çözülsün. Ben arkadaşlarım, diğer arkadaşların dediklerinden saat olayını bir saat sonra kabul ediyorum. Ambulans şoförlüğünü bu aşamada kabul etmiyorum. Ücret olarak da arkadaşlar benden özür dilerse ben de özür dilemiyorum. Kabul ediyorum. Diğer arkadaşı da 250 lira verebilirim. Kendi alacağımdan da yakıt masrafından da feragat ediyorum. Onu da ödemeyebilirler ama 200 lira veririm. Benden özür dilerlerse öyle anlaşırım. Şimdi baronun belirlemiş olduğu resmi danışma ücretine göre en az 250 kağıt olması gerekirken siz anlaşamadığınıza göre ben 150-180 lira paraya bunu daha fazla çekemem. Anlaşamayacağımıza dair tutalım. Herkesten özür dileyelim. Diğer grupların hakkına müdahale etmeyelim. Aynı meseleleri tekrar tekrar konuşacağımız için diğer arkadaşların hakkına zarar gelmesi, teşekkür ederim. Sağ olun. Olayımızdaki tarafların her ikisi de hem fail hem mağdur. Yazın. Fail mağdur Nafika'ya, 42 yaşında Türk vatandaşı, evli, iki çocuk babası, işsiz. Öbür fail mağdur. Ben bir zaman olayı soruyorum. Bakmam biraz. Ne üzerine konuşacaklar? Trafik kazası. Sen ne yapacağım? Oradan önce. Taraflar komşu,
metro çıkışında kavga etmişler ve birbirlerini merdivenlerle aşağı itmişler. Daha önceleri çok iyi geçinen iki komşuyken eşlerinin yani kadınların arasındaki kavga yüzünden böyle bir anlaşmazlık doğmuş. Çocuklar da birbirleriyle konuşuyor. Olay bu. Öncelikle ben uzlaştırmacı olduğum avukat kimliğimi bir kenara bıraktığımı belirterek uzlaştırmacı sıfatıyla tarafları teker teker aradım. Tek başlarına mı görüşmek isterler benimle yoksa birlikte karşı karşıya gelmek isterler mi diye sordum. Her iki tarafın da mutabakatı sonrası karşı karşıya gelmeyi kabul ettiler ve bunun sonucunda vekilleriyle birlikte gelebilecekleri yönünde bilgilendirme de yaptım. Her iki taraf da bunun daha sağlıklı olacağını düşünerek vekilleriyle birlikte gelmeye karar verdiler. Bunun üzerine belirlenen saatte onların takdiriyle avukatlık görüşümü buluşmaya karar verdik. O saatte her iki taraf da gelmiş oldum. Şimdi öncelikle ben şunu belirteyim. Her ne kadar büroma geldiğinizde avukat tabelasını görmüş olsanız da burada artık avukat değilim, uzlaştırmacıyım. Bu kapsamda uzlaştırmacı olarak bana verilen görev soruşturma dosyasında geçen suça yönelik, tarafınıza isnat edilen suçlamalara yönelik rıza beyanınız doğrultusunda, uzlaşmayı kabul edebilirim yönündeki beyanınız doğrultusunda size uzlaştırmaya yönelik çaba harcamak. Öncelikli olarak şunu belirteyim, görüntü ve ses kaydı alma gibi bir ihtimalimiz var ancak bu tabii ki sizin karşılıklı rıza beyanınıza bağlı. Her iki tarafta bunu kabul ederse böyle bir imkanımız var. Kabul eder misiniz Nafi Bey? Kabul ediyorum. Kabul ediyorsunuz. Yakup Bey siz kabul eder misiniz? Ben. Tamam. Eğer bu kapsamda kabul ettiğiniz için konuşmalarınızın tamamını görüntü kaydı olarak aktarıyoruz ve sabitlenecek bir şekilde. Onun dışında şunu söyleyeyim, her ne kadar dosyada her iki tarafta fail ve mağdur olarak geçmiş olsa da artık burada o sıfatlarınızı tamamen kaybediyorsunuz. Yani ikiniz de buraya saf bir vatandaş olarak geliyorsunuz, fail veya mağdur gibi bir etiketleme yapmıyoruz. Amacımız uzlaşmayı sağlamak, bir şekilde bir karşılıklı mütalaa yapabilmek. Vekillerinizle birlikte geldiniz. Olayı zaten biliyorsunuz, telefon görüşmelerinde olayı tek tek konuştuk sizinle. Görüşmeler esnasında ara vermek isterseniz ara verebiliriz. Böyle bir hakkınız da var. Aynı zamanda savcının vermiş olduğu görevlendirmede 30 günlük bir süreniz var. Eğer isterseniz bu 30 günlük süre içerisinde karar vermeniz gerekecek. Eğer uzatma gibi bir durum söz konusu olursa 20 günlük bir ek süre hakkınız var. Ama bu sürenin dışına çıkamıyoruz. Herhangi bir uzlaşma sağlanamazsa bu sürede uzlaşma sağlanamazdır diye de raporunuzu vermemiz. Kısaca uzlaştırma sonucunu da belirteyim ben size. Buradaki görüşmelerimizin tamamı gizlilik esasında olacaktır. Yapmış olduğumuz görüşmelerin hiçbirini bir başka yerde duymayacaksınız. Tamamen gizli kalacak. Uzlaşmama gibi bir durum söz konusu olursa bunu ileriki davalarda, aşamalarda ne ceza davasında ne de hukuk davalarında hiçbir şekilde belli olarak kullanmayacağız. Dava nasıl olarak kalıyor. Tamam. Bu kapsamda öncelikle kim konuşmak ister? Sizler ben sizinle istiyorum. Siz kim isterse her şey olur. Yakup benim dostum. Yakup'u 20 kusur yıldır tanırım. Zoruma giden, ailece görüştüğüm, dertleştiğim, hani her şeyimi anlattığım, kardeşim dediğim bir insanla bir sorun yaşadım. Buradayız. Karşımda. Üzülüyorum. Canım yanıyor. Ailemin canı yanıyor. Çocuklarımın canı yanıyor. Bunları yaşamak durumunda olmadığımı düşünüyorum. Evet üstünden zaman geçti. Ama içimdeki acı geçmedi. Keşke saldırma yerine sorsaydı. Aslında. Şimdi Yakup Bey şu konuda şunu da belirteyim ben. Söylemem gerekiyordu başta. Bunu hemen tamamlayayım. Öncelikle birbirimizi dinleyelim. Herkes tek olarak konuşsun, birbirimizin lafını kesmeyelim. Ondan sonra herkesi zaten söz hakkı tanıyacağım. Ayrıca tarafsızlığına yönelik en ufak bir şüpheniz olursa bu konuda da mutlaka bana bu fikrinizi belirtin. Ben bunu bilmek isterim. Olay günü kızgındım. Kızgınlığımın etkisiyle bana da yakışmayan şeyler yaptığımı, dostluğuma da yakışmayan şeyler yaptığımı biliyorum. Ama Yakup
ve ailesinin yaptıklarına hala daha içerliyim. Yanlış düzeltilebilir mi? Bizi buraya çağırmışlar. Görmek istiyorum. Bugün nerede işsiz? Onu dertleştim, anlattım, biliyor. Benim mağduriyetimi en iyi bilenlerden bir tanesi. Her şeyimi bilen bir insandan bunu beklemez. Mesele bizim aramızda böyle bir şey olmaması gerektiği üzerinde. Benim şu an anlatmak istediğim bu kadar. Evet, şimdi kısaca sizin hisleriniz, duygularınız, işini anladınız. Yine Yakup Bey dinleyelim. Her şey burada da yapmalı. Evet, dediği gibi biz 20 yıldır dostuz. Hem komşuyuz, aramızdan hiç kusur sızmazdı. Olayın aslında daha sonradan öğrendik. Eşimle görüştük. Eşim, arkadaşımın işsizliğinden vesairesinden, parasızlığından bahsetmemiştir. Keşke yeni dostum dedikodulara kulak asacağına gelse, karşıma gelip böyle bir şey yaşanmış, bu sözü siz mi söylediniz, aslı var mıdır deseydi, zaten bu harbeti, bu kavga hiç olmazdı, çirkin de hiç yaşamazdı. Metroda bana saldırdı. Birçok dostum, birçok insanın göz önünde denizleniyordum. Kendisine herhangi bir bildirim beklentim yok. Yalnızca benden özür dilemesini istiyorum. Ben kendisini affetmeye hazırım. Evet. Aynı zamanda avukatı biz mağdur tarafız dedi. Burada saldırı gören benim. Dolayısıyla bir mağdur varsa iki taraf mağdur. Nafi Bey, özür dilerim, yeter ki Yakup Bey. Bu konuda sizin bir dilim var mıdır? Biliyorsunuz evin maddi olabiliyor veya başka bir bağışlar da olabiliyor. Benim derdim para değil. Benim derdim dostluk. Benim derdim içindeki, durumu çözemeyen arkadaşımın bana yaklaşımı, ailesinin bana yaklaşımı, aileme yaklaşımı, çocuklarıma yaklaşımı. Ama dostluğumun da hep önde olduğuna inanıyorum. Ben metroda yanlış bir şey yaptım. Doğru yaptığımı iddia ediyorum. Bana yakışmayan bir şey yaptığımı da biliyorum. Keşke Yakup'un boynuna sırılıp onu itmeseydim. Birlikte düşüp ben de yaralandım. O da beni iteledi. O da benden... O da benden özür dileyecekse, bu işten avukatımla görüşmem lazım. Bir kuruş para vermeyeceksem herhangi bir yere, buraya siz çağrıldınız, herhalde sizin ücretiniz var. Bunlar bizden mi istenecekse avukatımla bunu konuşmam lazım. Bunu sormam lazım. Bana bu konuda bir iki dakika verin, ben avukatımla konuşayım. Sonrasında da görüşümü belirteyim. Siz de avukatımızla görüşmek ister misiniz? Bir ama bu görüşme bir iki dakika ya da beş dakika içerisinde tekrar veriyorum. Tamam, bir beş dakika sonra tekrar görüşelim. Odalar var. Hayır, odalar var. Onlar 5 dakika görüşürken ne dersiniz şu ana kadar? Harika. Harika. Bir şey dikkatimi çekti. Dediniz ki avukatı mağdur dedi. Evet. Bir mağdur varsa ikimiz de mağdur diye. Bazen yanında bulunan insanlar avukat da olsa bu riski taşırlar. Yani o mağdur şeyi ya da birbirlerini dinlemelerini engelleyecek. Burada avukatlar gerçekten çok iyi bir performans sergilediler. Yalnızca hukuki yardımda bulunmak konusunda, onları yerine geçip herhangi bir beyanda bulunmadan. Buna kesinlikle dikkat etmek lazım. Çünkü avukatla geldiğinde kişiler bazen şöyle olur. Sen bir dur bakalım, ben senin yerine konuşur, haklarını savunurum olur. Oysa avukatların oradaki görevi, uzlaştırma görevi, çalışmasındaki görevi yalnızca haklarını hatırlatmak, onlara hukuki yardımda bulunmaktır. Onların yerine geçip beyanda bulunmak değil, ifade gibi düşünün bunu. Beyan kişiye aittir. Avukat onun haklarının korunması konusunda ya da bir haksızlığa uğrayacağı konusunda bir şey varsa bir dakika bunu bir görüşelim deyip destekçi olacak kişidir. Onun dışında onun yerine geçip beyanda bulunamaz. Çok güzeldi.
Bir not almıştın Sinan Bey. Ben bir not almıştım. Öncelikle harika. Yani hatırlatma, taraflara yaklaşım, tarafsızlık harikaydı. Tebrik ederim. Bir tek şey söylemek istiyorum. Burada mağdur, faiz sıfatlarını bir kenara bırakıyoruz. Bunu bırakın ama bunu anlatmaya gerek yok. Söylemeyin. Ama onlar hani kendilerine o etkinle geliyorlar ya. Önemli değil. Siz ama onlara... Nasıl davranışınız onu gösterir. Bay Yakup, Bay... olandaki ismi bilmiyorum. Naif. Neyse, seslenmeniz yeterli olacaktır. Yani onlara o arkada bıraktığınız sıfatları gerek yok hatırlatmak. Ara verme konusu harika oldu. İşte bakın yani bir dakika bir şey yapalım, bir görüşelim. İkilerle görüştük ben. Tamam biliyorum yani o görüşme için ara verme. Sizin yanınızda görüşmesin değil, ayrı ayrı görüşün. Tekrar 5 dakika sonra toplanalım, 10 dakika sonra toplanalım. Bu harika oldu. Yani şu ana kadar ben söyleyeceğim çok fazla. Mesela kenara çekilmeniz çok iyiydi. Birbirlerine böyle ilk baştaki müdahaleniz iyiydi, sözle yetiştirmesine müdahaleniz iyiydi ama ondan sonra taraflar yumuşak bir şekilde konuşmaya devam edince aradan çekildiniz. O da çok güzeldi. Her zaman arada olmanıza gerek yok. Eğer taraflar çok güzel bir şekilde anlaşılıyorsa artık çekilin kenara. Zaten amaç aslında sonuçta varmak istediğimiz yer o. Yani önce üzerimizden konuşmalarını temin ederken bir süre sonra duygu yoğunluğu azaldığında ve taraflar birbirlerini dinleyebilir hale geldiklerinde aradan çekilip konuşmalarına kendilerini ifade etmelerine izin vermek, imkan tanımak. Yani şu ana kadar gerçekten harika bir çalışma oldu. 5 dakika sonrasında görelim. Buyurun. Ben de şimdi iki ihtimal var. Uzlaşmayı kabul edip uzlaşmayan dosyanın bitmesi. Bir diğeri de uzlaşmanın gerçekleşmeyip dosyanın devam etmesi. Yargılamalı. Şimdi uzlaşmacı arkadaşının ücretini devlet tarafından karşılandığı için herhangi bir ücret olayı olmayacak sizin açınızdan. Yükümünüz de olmayacak. Zaten biz sizin olduğunuz için bununla ilgili de evimin, burada görüşen evim özür dilemeye ilişkin olduğu için herhangi bir mali yükümlülük yok şu an itibariyle siz. Ödeyemezsiniz zaten. Ayrıca uzlaşmayla sonuçlanmaması halinde dosyanın gerekli prosedürlerle uzaması ve belli bir süreçten geçmesi gerekiyor. Sizin yeni bir iş bulmanız, daha sonrasında başka bir şehre taşınmanız, bu aşamada aranızda bir dost olması sebebiyle komşunuzla hükümetliğiniz bu istemiyorsunuz. O zaman kararı, en iyi kararı yine siz vereceksiniz. Uzlaşmayı kabul eder misiniz? Karşılıklı bir özür ve yani onu da özür dileme sebebi kabul ediyorsanız bu şekilde başlayalım görüşmek. Herhalde bir de sonra sizin bir şey, imzayı attığınızda uzlaşmak var. Biraz yüksek. Yarın hakkınızda maliyet hazinatı da alasını değil olabilir. Böyle bir çekincem var. Artık uzlaşmak için imzaladığınız sürede önümüzdeki husumet uzlaşma sebebiyle ortadan kalmış. Biraz açmaz değil mi? Hayır, burada bir Yakup Bey'e bir konuda karar verdiniz. Onu bir halk aranızda görüşürüz. Kararınızı alayım ben size. Yakup Bey'e olsun. Ben ondan özür dilemekten bozulmam. Asla da bozulmam. Yanlış varsa yanlışımdan da dönmeyi becerecek kadar. İşsizim, güçsüzüm ama onursuz değil. Yanlış da sana dönüyorum. Özür dilerim. Babasın gibi. Senden özür dilerim. Ben de o zaman ben yeni kardeşime karşı Karşılaştırdım. Yani ne işleri diyorsun? Gülsel Hanım'a Edel Müyazef zor, her defasında Edel Müyazef bize zor olacağı için Gülsel Hanım ve Esen. Okey. Olayımız neydi? Arkadaşıma atıyorum. Olayımız komşu kavgası. İki bayan arasında geçiyor. Hafif cismani zarar var aralarında. Gülsel Hanım'la Esen Hanım aynı pansiyonda yaşıyorlar. Müşterek öldürün temizliğini Gülsel Hanım'ın yaptığı bir zamanda Esen Hanım'ın oğlu Gülseren Hanım temizlediği yerlere kağıt atıyor, pisletiyor. Bunun üzerine Gülseren Hanım
Esen Hanım'ın oğluna kızıyor, azarlıyor. Bunun üzerine de Esen Hanım, Gülseren Hanım'a Gülseren Hanım'a tokat atarak ona azarlıyor ve yüzüne tokat atıyor. Bunun üzerine uzak konusunda arkadaşım İlker Bey yardımcı olacak. Bu arada İlker Bey tarafları aradı. Ortak bir görüşme günü ayarladılar ve size sadece görüşme anını ortak görüşmeyi sunuyorum. Evet. Teşekkür ederim. Temizleyiyorum arada. Pazar masrafı görmüyoruz evi.
çocuğun hasta oluyor zaman zaman. Çocuğum hastaneye bile götürmüyorum. Anneciğim bana muz alır mısın diyor, muz alamıyorum. İnanır mısınız? Pazar masrafını bile döküntülerden topluyorum ben. Benim çocuğum hiç oyuncağı yok biliyor musunuz? Hep arkadaşlarımın oyuncaklarını ödeniyor benim çocuğum. Altını kirletiyor. Küçük tuvaletini tutamıyor mesela. Neden tutamıyor? Çünkü babası her gece onu dövüyor. Her gece horluyor. Benim çocuğum çok kötüdür. Çocuğum çok kötü. Psikolojisi buldum. Doktora da götüremiyorum ben onu. Benim çocuğum apartmanda oynarken bu kadın benim çocuğuma azarlamış. Benim çocuğuma tokat atmış, kolunu çekiştirmiş. Benim çocuğumun psikolojisi zaten çok bozuk. Ağlayarak yanıma geldi. Hatta altına kaçırmış biliyor musun? Ve anne beni dövdü kadın dedi. Gittim baktım ki orada hala bağırıyor bu kadın. Çocuğumun arkasından küfrediyor. Bilmem ne çocuğu diye küfürler ediyor. Ben ne yapayım? Neden böyle yapıyorsun dedim. Benim çocuğumdan ne istiyorsun dedim. Sonra bana küfretmeye başladı. Çocuğuma hala bağırıyor oradan. Çocuğum arkama saklanmış ağlıyor. Ben de bir tane dayanamayıp tokat attım. Gerçekten attım ama beni çok tahrik etti. Biz şu an Esen Hanım'ı dinliyoruz. Ben Esen Hanım'a verdiğim kadar süre en az size de vereceğim. Siz de bu konudaki görüşlerinizi anlatacaksınız. Ama karşılıklı konuşmuyoruz. Bir şey söylemek istersek kendinize sözlerinizi bekliyoruz. Ve bana iletiyoruz. Tamam. Ben size söylüyorum konuşuyorsunuz. Birinize saygı olmayı unutmuyorsunuz. Ben normalde kimseye el kaldırmam. Eşimden zaman zaman dayak yerim ama ona bile cevap vermiyorum. Zaten bastırılmış bir kişiliğim var. Ama çocuğuma hiçbir zaman vurmadım, el kaldırmadım. Çocuğuma kim el kaldırırsa da ben karşısında duruyorum. Babasına karşı önüne geliyorum, babasının dayağını ben yiyorum çoğu zaman. Ben çocuğumun psikolojisi etkilenmesin diye biliyorum birisine vurmak iyi değil. Ben de o an öfkemi kontrol edememiş olabilirim ama inanın o an ne yaptığımın farkında bile değilim ben. Çocuğumu korumaktan başka hiçbir içgüdüsel hareketim yoktu. Bu bayanı da tanımam, etmem. Bir gelişim gidişim, bir isteğim, bir talebim hiçbir zaman olmamış ki kendisinden. Ama çocuğuma bu şekilde davrandığı için ben bu şekilde davrandım. Anladım. Şimdi sizin dedik Esen Hanım. Aynı şekilde olay anında ve olay içi anındaki duygularınızı Gülsem sizden olay bu bayanın dediği gibi değil. Ben pansiyon hizmetçisiyim. Olaydan bir gün önce oraları tertemiz temizledim. Dışarı çıkınca her taraf bakmış. Çocuk kağıdı yapmış, yapmış, atmış. Kim yaptı diye merak ettim. Ertesi gün yine apartman temizlerken, merdivenler temizlerken çocuk, çocuk geldi. Yine kağıtları yırttı. Oğlum yapma, oğlum yapma dedikçe inadını yaptı çocuk. Oğlum defol git başımdan ben yapma, yaptım. Ben de bağladım, durdum. Sidrola değiştirdim. Hayır. Çocuk hal yana girdi. Annesini söyledi. Annesi kuşumla geldi üzerime. Bir tokat duruma. Burası bir uzlaştırma görüşmesi ve burada öncekilerimi saygılıyoruz. Ondan sonra benim size söylediğim koşullar altında görüşmeye devam ediyoruz. Lütfen bağırmıyoruz. Ben ağladım şu anda birazcık sıkıntı oldum. Öncelikle size birer tane şeker ikram edeyim. Buyurun. Siz de buyurun. Teşekkürler. Hatta çay içer misiniz? Çekilin. Tamam, hemen söylüyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi herhalde biraz daha yumuşadınız, biraz daha gerginliğiniz ortadan kalktı. Ben bir tane de oğlum için alabilir miyim? Alabilirsin bence. Siz de oğlunuz için alabilirsin bence. Oğlunuz var mı? Benim olan yok. Peki en son Gülsem Hanım konuşuyordu. Gülsem bundan sonra Gülsem Hanım'ın kızını kesmeyiniz. Şimdi
şimdi bu kadın benden özür dileyecek. Bir de ben bir hafta gözüm eğilim şiş olduğundan dolayı işimi gidemedim. Bir hafta işler kaldı, işler kaldı. 1000 lira para verecek. Bir de özür dileyecek. Özüre bilet kasası yapacak. Tam olarak anlaşılmadı herhalde. Ben bir hafta işten kaldığım için işi gidemedim. Evet. Ondan bir hafta maddi. Bir de benden özür dileyecek. Çünkü ben sokağa çıkmaz oldum. Baksana ya gözüm osmor. Hala da iyileşmedi. Peki. Özür dileyecek. Özürünü de hürriyet gazetesiyle ilan edecek. Ben de bir peki. Şimdi Esam söylenme duydunuz ama ben size bir kez daha izah edeyim. Gülsen Hanım der ki ben bu olay sebebiyle yaralandım ve bir hafta işten güçten kaldım. Bunun sonunda 1000 lira tazminat isterim. Aynı zamanda benden özür dilemesini isterim. Bu özürü de gazete ilanı yolu yapmasını isterim. Bunları kabul ederse, böyle bir şey yaparsa ondan sonra ulaşırım. Bu şartla ulaşırım dedi. Siz ne dersiniz bu duruma? Vallahi benim işim, gücüm ya da nakit bir param yok. Şu an para bulma imkanım yok. Gazete kısmı masrafı mı oluyor acaba? Şimdi gazete ilanı tabii ki masrafıdır. Ben size gazete ilanı kaç para olduğunu söyleyemem. Ama bir kısım masraf içeriyle söyleyebilirim. Siz isterseniz ara verebilirsiniz. Bu konuda araştırma yapabilirsiniz. Gazete ilanı ne kadar tutacak konusunda. Ama bir kısım tutacaktır tabii. O zaman İlker Bey, benim param yok ama babam yurt dışında. Onu bir arayıp bana havale gönderebilir mi 1000 lira diye sorayım. Takriben 2000 lira kadar ne olur ne olmaz bir para isteyeyim. Ona göre bir 5 dakika müsaade eder misin bize? Tabii. Üstelik 5 dakika ara veriyoruz. 5 dakika sonra tekrar göreceğiz. Arkadaşlar evimle ilgili kaldı herhalde geri kalanı değil mi? İsterseniz zaman çok az kaldı. Tamam, ben 5 dakika bitireyim. Bitireceğiz zaten, ulaşamayacağız biz. Ama babamla görüştüğüm ikramı bana hemen bugün akşam üzeri para çıkartacak. Ama ben benim de bir talebim olacak tabii bu durumda. Madem bu kadın böyle talep istiyor, ben de isterim. Peki sizin söylediğiniz nedir? O zaman bu kadın da benim çocuğumdan özür dileyecek. Artı benim çocuğumu McDonald's'a götürecek. Orada ona yemek yedirecek ve en istediği bir robot var. Onu alacak. Oh, ben en kadar şaşırıyorum. Olmayacak. O zaman ben de vermiyorum. Anlaşıldı. Peki. Bu duruma göre uzlaşamamış oluyorsunuz. Dava kaldığı yerden, olay kaldığı yerden devam edecektir. Bu konuda Türk imajlar size yardımcı olacaktır. Benim amacım olduğum bu kadardır. Ne dersiniz arkadaşlar? Ben duygumu yansıttığımı düşünüyorum. Oradan çıkarsak iyi olur. Ben sesinden almak istiyorum. Sizinle kabul etmenizi istiyorum dedi. Evet ama sonra fark etti. Evet. Düzeltmeye çalıştı değil mi? Yani. Ağızdan bazen çıkabiliyor arkadaşlar. Görüşme sırasında hepimizin ağzından çıkabiliyor. Yani mükemmel diye bir şey yok. Düzeltmek de tabii en az farkındalık yaratarak düzeltmek en iyisi olacak. Bir de hitap edilirken bu kadın denildi ya, orada bir hakaret vari, bence bu kadın değil bu hanımefendi veya Gülseren Hanım olarak denilmeliydi. Orada müdahale etmeliydi diye düşünüyorum. Evet, çok güzel. Buyurun. Şeyin sonunda yani bu kadını başka bu kadını sonunda yani hiçbir etki olmadı. Sadece etki olmadı. Başka? Arkadaşlar, Özkan'dan mı dinledin, Emre Bey'den mi dinledin bugün şey, çatışma tekniklerini? Özkan Bey. Özkan Bey'den, oradan zaten problem olmuş, anlamıştım. Arkadaşlar, yansıtmayı yaptın. Birbirleriyle çok gerilim başlamıştı, yansıtmayı yaptı. Yani birinden aldığını diğerine anlatmaya başladı. Ama yanlış yerde yaptın, Edimler'de yaptın. Duygularda yapman gerekiyordu. O kadar çırpınıyor artık taraflardan biri. Neredeyse ağlatacak bizi. İşte oğlum gidemiyor, işte hiçbir şey alamıyor falan. Siz bunları biliyor muydunuz? Mesela, ama doğrudan değil tabii. Önce bunları özetleyip böyle böyle olduğunu söylüyor. Çocuğunun hiçbir şey yapamadığını, zor şartlar altında yaşadığını söylüyor. Siz bunları biliyor muydunuz?
yansıtmayı orada yapmak daha yararlı olabilirdi. Ondan gelecek cevap muhtemelen hayır olacaktı. Peki bilseydiniz bugünkü davranışınız değişebilir miydi? Mesela artık olayı tekrar baştan anlatmasının bir amacı yok. Daha doğrusu gerektiği yerler de olabilir ama orada artık duyguyu yakalama fırsatını elinize geçirmişsiniz. Henüz konuşmanın en başında. Bırakın anlatsın. Tabii Cem'den sol olunca zor olabilir. Doğru söylüyorsun. Ama onun dışında değişik teknikler denedin. Bir iki yerde o çok güzeldi. Yani bugün hemen konuştuklarını görüşmeye taşıyabildin. Teşekkür ederiz. Başka benim dikkatimi çeken... Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Final. Tamam, o zaman uzlaşma sağlanamadı. Ben bunu görmeyeyim ki. Böyle mi yapmak lazım? Yani sanki yaklaştılar uzlaşmaya. Sanki yaklaştılar. Yani orada yapacağımız bir iki hareket, bir iki çalım. Acaba hani bir an şimdi bir şey oldu. Tamam ben yaptım, vazgeçtim o zaman oldu. Acaba oradan tekrar vazgeçmeyi çevirebilir miyim? Şey olabilir miyim? Başında işte yapılabilir. Yani yapılabilir derken herkes tarafından değil, boşanız tarafından yapılabilirliğini, çocuğunu beklentisine götürmesi, yani onlara da değerlendirir. Yapılabilir edimler olduğunu hatırlatabilirdi. Tabii. Nesi yapılamaz, McDonald's'a götürmenin? Belki götürmek istemeyebilir. Ama zaten imkansız. Ama zaten şey, sonuçta istemiyorsa uzlaşma sağlanamamıştır. Nerede orası diyor? Yani sonuçta bir yere geldi sanki bir adım kaldı. Orada mesela şöyle bir şey yapsaydım, orada keseydim ben çok daha mutlu olurdum. İsterseniz siz şimdi bunları bir düşünün. Bunları bir düşünün. Yarın tekrar bir araya gelin. Yani şu fırsatı vermek. Ya kadının durumunu ben bir düşüneyim. Hani hakikaten çocuğu varmış işte bilmem neymiş falan. O kendi kafasında da bir süzgeçten geçirsin. Ya olur mu? Niye olmasın ki şu kadar bir şey gelecek karşına? Ya biraz soğuma zamanını da orada bırakalım. Çünkü orada birden o zaman ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum oldu. Karşılıklı olarak yükseldi. Doğru söylüyorsunuz da. Bir bizim konuşmamız zaten mutlaşma sağlamayacaktı. İkincisi hadi bakalım biraz zaman az kaldı deyince hızlıca bitirmiş olduk. Hayır, yine sağlanamıyor biliyorsunuz ama bir yöntem olarak söylüyorum. Yani araya bir mesafe koyma ve sonra tekrar konuşulması lazım. Ama bunlardan birine müdahale şansı yok çünkü Gülseren Hanım o kadar katı ki. Çocuğum ölecek 10 gün sonra desem gene vazgeçebilirim. Arkadaşlar, uzlaşmayı niye sağlayamadığınız üzerinden sormuyorum bunu. Ertesi gün de uzlaşma sağlanamayabilir. Ama benzer bir durumda uzlaşma ihtimali ihtimal varsa çoğaltabilmek açısından bir ara gördün mü sıkıntı bir ara vermek bir başka toplantıyla devam etmek belki çözüm olabilirdi. Bir de onların yerine geçmek değil ama yani sizce bunlar yapılabilir mi? Siz olsaydınız yani böyle bir şey sizi tatmin eder miydi ya da böyle bir şeyle karşılaştığınızda ne hissederdiniz soruları? Ne hissettiğini anlattı çünkü. Evet. Yerinde siz olsaydınız ne hissederdiniz sorusu yerine geçmek, yönlendirmek falan değildir ama anlamayı sağlamaya çalışan bir şeydir. Yapılabilir. Evet. Aynı zamanda siz olsaydınız ne hissederdiniz? Biraz anlamasını sağlamaya çalışmak, biraz dürtük demek. Yerine geçip karar vermekten söz ediyoruz. Bir de şey, çok özür dilerim. Kullandığınız dil. Bilmiyorum neden ama beni rahatsız etti. Yapacağız. Böyle bir garip bir şey. Efendim? Emir gibi biraz. Efendim? Emir gibi. Doğru. Yani belki tam şeyi bu. Onun yerine daha samimi. Daha samimi. Gazete ilan talebinde bulunduğu masrafına yönelik bir soru sordu. Onu ulaştırmacı açıklamalı mı yoksa vekiline mi danıştı? Ha şöyle, açıklayabilir biliyorsa, yani yaklaşık şu, biz işimiz gereği biliyoruz, gazetede bir ilan yaklaşık şu maliyettedir demek mümkün olabilir. Bilebiliyorsak ama bilmiyorsak, bunu evet araştırabilirsiniz, internetten araştırabilirsiniz ya da bir gazeteyi arayıp sorabilirsiniz, ilan nasıl bir kadardır. Demek, yönlendirmek, o şekilde yönlendirmek mümkün olabilir. Buyurun. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi vatandaşlar eksi elimlerini söylediler, birbirlerinin kabul edilemezlik noktasına geldi. Masadan kalkma noktasına geldik.
Bize de görev verileni 30 günlük süremiz ve 20 günlük ek süreli var, 50 günlük süremiz var. Görevimizin 10. gün, geriye bir 20 günden süremiz var. Şahıslar masadan kalkarken, arkadaşlar bakın siz uzlaşamadınız ama bugün için uzlaşamadınız. Bu değerlendirme yapabilirsiniz. Benim bir 20 günlükten sürem var. 20 gün içinde birim 20 gün hatırlatmanıza gerek yok işte. Biraz evvel dedim hayır, zaten. Bir sonraki bana 20 gün sonra haber verin değil. 30 günün sonunda hayır, haber verin onu değil. Söylemeyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Şimdi eğer ki iki taraftan birisi tekrardan uzlaşmak isterseniz bu koşullarda beni arayın. Ben karşı tarafa iletirim. Ama raporum ben 20 gün sonra sunmak için sürem var desek 20 gün daha beklesek gerek olur mu? Raporu 20 gün sonra sunmak için süremiz yok. 30 günlük süre arzami süreç. Eğer görüşme sonuçlandı ve uzlaşma sağlanamadıysa raporu uzlaşma sağlanamamıştır diye hazırlayıp ama burada kalkıp ama uzlaşmadan kalktılar ama belki vatandaş gidecek. Ama biraz evvel söylediğimi sanırım anlatamadım. Ama anladınız ama 3 gün sonra vatandaş belki... Ama cümlemi tamamlayabilir miyim? İşte bak. Teşekkür ederim. Şimdi biraz evvel söylediğim şey zaten oydu. Eleştirdiğim kısım oydu. Sanki bir yere gelir gibi oldular ve gittiler. Uzlaşma sağlanamadı diye hemen rapor tanzim etmeye kalktı. Ben de dedim ki bir süre verseydiniz, bir zaman koysaydınız, yeni bir toplantı yapsaydınız. Gene duyguları ayrıysa, gene uzlaşmamak konusunda kararlılarsa, tamam o zaman raporunu düzenleyin dedim. Toplantı yapmadan da eğer ki ikilerinize değişiklik olursa, birinizin herhangi biriniz beni arasın. Ben de neden değilsin? Ya belki vatandaş şöyle bir şey olabilir, oradan kalktı, avukatın yanına gitti, başka bir kişiye gitti. Vatandaş benden bunu istiyor kardeşim. Bu suçun gerçek cezası nedir? Ben böyle bir şey var ve vatandaşla anlaşmam durumu var dediği zaman, belki öğrendiği zaman olmaz mı? Gelip de vatandaş tekrardan uzlaşma içeri yok. Yani illa böyle bir süre vermek gerektiğini hissediyorsanız, taraflar kanlı bıçaklı kalkmadılarsa masada, şunu söyleyebilirsiniz, illa 20 günlük süren var demenize gerek yok. Ben bu raporu 2 gün sonra teslim edeceğim. 2 gün daha değerlendirme şansınız olacaktır demişsiniz ama taraflar bir araya gelmeyecekleri için bu sefer bir taraf uzlaştım diye gelince gene gelip dönmeniz gerekir. O masada o uzlaşma konusunda bir ön görüşme zaten yapmış. İkinci görüşmeyi yapıyoruz, bu oldu. Üçüncü görüşme için zaman tanıyoruz. Bu 2 günlük süre avukatına danışması, bir başkasına gitmesi, suçun cezasını öğrenmesi. Yani senin önemli şey... Öyle de niye 20 gün varsa biz o... 25 gün var. Hayır, 20 gün sonra toplantı var. 20 gün sonra yapalım. Hayır, toplantı yapmamıza gerek yok. Belki vatandaş kabul etmeyecek olduktan sonra avukat bey ben... Sen yordun öyle. Tamam, sen yordun öyle. Arkadaşlar... Buna engelleyen bir şey yok ama bu... Kendi başlarına kaldıklarında, karşı karşıya gelip görüşemeyen insanların kendi başlarına kaldıklarında Şimdi benim demek istediğim bir şey şu, kendi başlarında değil. Vatandaşlardan birisi kabul ettiğinde tamam ben onun teklifini kabul ediyorum diye telefonla bizi alacak, birbirlerinde görüşmeyecek. Bana 10 tamam, görüşme, 15 tamam, günde dönüyor. Ama bakın, önemli olan görüşmek değil mi onlar rica edersin? Birbirleriyle görüşmeden sadece uzlaşmayı sağlamış olursunuz. Hayır ben onları tekrardan bir araya getirip getireceğim. Eğer böyle bir şey diyorsanız öyle yapalım. Peki siz yolda öyle değil. Vermeniz iyi olur. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Bu görüşme sırasında geçtiği için aklıma geldi. Nasıl hitap etme konusunda? Mesela Emre der ki görüşmeler sırasında sen diye hitap ettiğim insanlardan daha pozitif reaksiyon alıyorum. Benimle aralıklarında bir duvar örmediğimi fark ediyorlar, daha samimi yaklaşıyorlar. O yüzden sen hitap etmeyi bir taktik olarak deneyebilirsiniz, çok rahatsız olmuyorsunuz. Ama bazı insanlar vardı, sen denildiği anda kafasında şimşekler çekebilir, ona da sen demeyeceğiz elbette. Ama burada en önemli unsur, birine sen derken birine siz derseniz, orada bir tarafsızlık kaybı söz konusu olabilir. Hitap konusunda ya standart, sen bey, bay diye hitap edelim birbirimize yolunu seçtin, bir seçenektir. Değişik bir yöntemle seçebilirsiniz ama taraflara eşit mesafeli bir yöntem olsun sadece.